Ali Demiral. Antalya, Gazipaşa, Yeniköy, Bozerkek mahallesinde bulunuyoruz şu anda. Ve pekmezin nasıl yapıldığı konusunda kısa bilgilerde bulunacağız. Bizim bulunduğumuz bölge Keçiboynuzu'nun ve Harlık'ın olmuş olduğu, yani yoğunlukta bulunduğu bir bölgedir Gazipaşa. Ve o bölgede biz komşu köylerden ve üreticilerden aldığımız harlıkları, keçiboynuzu ayrıştırılarak, mesela köylerden aldığımız, komşu köylerden getirdiğimiz harlıkları ayrıştırılarak seçimi yapılıyor. Yani çürükleri, içindeki pekmeze yaramayan kısımları ayrıştırılarak yıkama kasalarını alıyoruz. Yıkadıktan sonra birkaç saat kurumasını bekliyoruz. Daha sonra öğütme makinamızdan geçiriyoruz. Öğütme makinamızdan sonra ıslatma aşamasına getiriyoruz. Islatma aşamasında yaklaşık bir 12 saat suda kalan harnup. Daha sonra sudan, yani keçi boynuzu ve su birbirinden ayrıştırılarak sular kaynatma kazanlarına aktarılıyor. Kaynatma kazanlarında yaklaşık bir 7 veya 8 saat kaynayarak pekmeze dönüşüyor. Pekmeze dönüştükten sonra hazırlanan pekmez soğutma tankımıza alınarak 12 saat soğutularak dolum depolarımıza alınıyor ve daha sonra sofralarımıza gelmektedir.